Merhaba hayatta hayatınızı kolaylaştıracak püf noktalarından bir tanesi. Kış, kapılar kapalı, pencereler kapalı, sobalar yanıyor, kaloriferler yanıyor. Dolayısıyla evde yaşanan, pişen yemek, başka şeylerin kokusu hep evin içinde ve odada ve mutfakta birikiyor. Banyo yapılıyor, rutubet oluyor. Dolayısıyla evde hoş olmayan bir sürü koku söz konusu oluyor. Bu kokulardan kurtulmak için bir defa evi güneş alsın almasın havalandırmak çok önemli. Ama onun haricinde yine eve sinen kokulardan kurtulmanın püf noktasından bir tanesi de yine mutfağınızdaki malzemelerle. Ne kullanabilirsiniz bununla alakalı? Defne yaprağı kullanabilirsiniz, ıhlamur kullanabilirsiniz, tarçın kullanabilirsiniz, karanfil kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şey şu, böyle minikçe bir kabın içine birazcık ıhlamur yaprağı, birazcık ada çayı yaprağı, birazcık defne yaprağı ve bir tarçın koyup ve sevdiğiniz herhangi bir koku, lavanta kokusu olur, limon yağı, portakal yağı, defne yağı kokusu olabilir. Şöyle hemen bir iki damla damlatıyorsunuz içine ve üstüne sıcak su ilave ediyorsunuz. Bu sıcak suyla beraber hem odanız, eviniz mis gibi kokuyor, hem evinizdeki o kötü kokulardan kurtuluyorsunuz, üstelik eviniz mis gibi fresh bir koku oluyor. Mutfaktaki ağır kokular, kızartma yaparız, balık kızartırız, balık mevsimi, et kızartırız. Bütün mutfağa sinen bir koku olur. Hatta mutfağa sinen kokunun ötesinde tava yıkansa da tava balık kokar. İşte kızartmayı yaptınız. İlk yapmanız gereken şey tavanızı sıcak suyla değil soğuk suyla yıkamak. Soğuk suyla beraber o yağı alıp götürmek. Sıcak suyla yıkarsanız yağı sabitlersiniz. Ve kızartma yaptığınız tavanın içine de birazcık güzel sevdiğiniz bir koku, birazcık defne yaprağı, birazcık ıhlamur yaprağı, bir tarçın koyup şöyle kaynattığınızda kokudan eser kalmaz. Demek ki kimyasalsız evdeki kokulardan kurtulmak mümkün. Başvuracağımız yer yine mutfağımızdaki erzak dolabımız. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.